8.500 değil 15.000 olması lazım askeri ücretin. Neden diyeceksiniz? Ev kiraları aldı başını gidiyor. O 5-6.000'den aşağı en düşük, bakın, ev kirası yok. Bu vatandaş nasıl geçinecek? 150 lira olmuş peynirin kilosu. Et kıyma desen Allah vermeye. Yani ne olacak bu vatandaşın sonu? Kira, elektrik, doğalgaz, su dedi mi? Elde avuçta hiçbir şey yok. Acaba ben diyorum yolda düşürdük mü bu paraları biz? Nereye harcadık? Şaşırıp kalıyoruz kardeşim. Yok yani, bu askeri ücret 8,5 lira hiç tatminkar değil. Çok güzel. Bu, ben kiradayım bak. Ben kiradayım. Yandaşlık yapmayın. Ben 8,5 lira bugün alıyorsam bana bol bol yeter. Evet, hele bir de iki kişi olursa nankörlük yapmayalım. Bak ben kiradayım. Ben 8,5 ya oğlum bana bir dinle dinle. İdare etmiyorum diyenler nankörlük yapıyorlar. Askeri bu adam verdi. Bir de evet. Erbakan verdi. Nankörlük yapmayın. Evet. Nankörlük yapmasın kimse burada. 8,5 diyor yetmiyor. Yetmiyor diyenler var ya. 15 milyon da verse gene diyor azdır. Bunlar yandaş. Nankör değilim beyefendi. Bak ben size nankörlük, bak nankörsün, bakın, demedim. Kimseyi savunmuyorum ben. Kimseyi, partiyi de savunmuyorum beyefendi. 8,5 lira aldınız. 5 bin lira ev kirası. 1,5 milyar doğalgaz. 500 lira su. Konuş da ben size cevap vereyim. Su. 500 lira kaş geliyor? Elektrik geliyor. Senin görevin şey yapmak. Sen niye yani, ya bunlar ya. Bırak adam konuşsun. Yani yetmez. 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 Kalabalık ailelere hiç değil. Bağırma. 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 Partizanlık önemli değil. Bakın. Kesinlikle. Şimdi, hayat şartları çok ağırlaştı beyefendi. Enflasyon aldı başını gidiyor. Ben bir kiracı olarak emekliyim. Emeklisin. 4.000 lira aylık alıyorum. Evet. 4.000 lira. Ben bununla yani idare ediyorum. Ben burada geçinmeyen var mı? Herkes geçinmiyor. Yani. Yok kardeşim, geçinilmiyor kardeşim. Biz Allah korusun. Bak bu adam olmasa bir de bunu düşünün. Bak vallahi Türkiye elden gider. Türkiye elden gider. Kaç tane fabrika kaldı ya? Beyefendi, kaç tane fabrika kaldı? Hangi fabrikayı satmış? Hangi fabrikayı mı sattı? Hangi? Bütün şeker fabrikaları gitti ya. Şeker dışarıdan geliyor. Bırak ya. Şeker dışarıdan geliyor. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Sürüyorlar bu. Kardeşim şeker dışarıdan geliyor bu Türkiye'ye. Bırak konuşmayın. Yandaşlık yapmayın. Yandaşlık yapmayın. Türkiye böyle miydi? Nankörlük yapmayın. Fabrika satılmış. Bana bak, bana. Hadi be. Tayyip gitsin, ben de istiyorum. Türkiye'yi satıyorsun. Ama siz şerefsizler. Bu millet eğer o gün tekrar seçime gitmese ben hiçbir şey bilmiyorum. Aynen öyle ablacığım. Aynı gün gideceksiniz. Aynı gün. Siz bile. Siz bile körler. Körler. Bak. Bak. Ben Almanya'da büyüdüm. Almanya'da büyüdüm. Çok güzel. Bak. Geçiniyorsun ben, sen. Ben 35 yıldır Türkiye'deyim. Evet, evet. Büyüdüm. Almanya'da. Sadece büyüdüm. Ablacığım. Dinle. Dinle beni. Ablacığım. Şu an Tayyip geldikten sonra Türkiye o sisteme koştu. Hala daha koşacak. Almanya'ya kavuşacağız. Sizin gibilere haram zıkkım ola. Sizin gibilere haram zıkkım olsun. Hayır, öyle öyle ben deme. Öyle çocuklarımın geleceğinden endişeliyim. Benim çocuklarım sabah 6.30'da kalkıp işine gidiyor. Gece 10'lara kadar çalışıyor. Bir dakika. Verdikleri maaş askeri ücret. Ev sahibi diyor 5.000 kira. Tayyip mi yaptı? Tayyip yaptı. O zamları ben vatandaş olarak yapmadım. Tayyip gitti mi? Doğalgazı zam. Avrupa'da, Almanya'da bir haftada çalışmak kim düzeltecek? Kim düzeltecek? Kim düzeltecek? Ona oyunuzu verin. Bok vereceğiz. Ona oyunuzu verin. Kim düzeltecekse. Abla, ben partizanlık düşünmüyorum. Yok. Cahilsiniz. Cahille savaşmayacaksın. Cahille savaşmayacaksın. Tamam. Sensin. Sensin. Tamam mı? Tamam. Kurtaracak. Ben sana bir şey söyleyeyim. Bak ben TOG'da organizasyon yaptım. TOG'da. Tamam mı?
arkadaşlar dinle. Şu an benim Almanya ile alakam yok. Bir saniye. Sadece beni bir dinler misin? Almanya beni bir dinler misin? Ablacığım beni bir dinler misin? Ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak ben TOG'da organizasyon yaptım. Madem bu kadar millet, hani Recep Tayyip bir dinler misin? Bak bak. Benim dinler misin? Ablacığım, annem bana bak bana. Bir şey diyeceğim. Sen şuna layıksın. De Türk de değilsindir. Çıkar kimliğini. Tamam tamam. Çıkar ablacığım. Kimliğini. Bir dakika çıkarsın. Sen gurbetçi misin abla anlamadım. Alman vatandaşıydım. Ama 30 yıldır Türkiye'nin önceki bir haline bakın ya. Yenge. Bir çöplüktü ya ben Gemlik'te oturuyorum. Gemlik. Tamam. Gemlik'teki yeni kurulan TOG'a gittin mi? Gemlik deniz yeri. Ama köy. Sen defol karşımdan. Defol. Gemlik'teki TOG'a gittin mi? Gittim. Gezdin mi? Gezdim. Gezemez. Bırak gezemez. Neden biliyor musun? He. Hayır neden biliyorum? Ben Gemlik'te, TOG'da organizasyon yaptım. He. 20 tane personel götürdüm. İçeriye hiçbir tane bak. Milletvekilinden bahsetmiyorum. Sizin gibi hainleri zaten koymasınlar. Benim elimde hain değil. Benim elimde videolar var. Benim elimde kanıtlar var. Giremeyecek. Tamam. Hiçbir tane vatandaşı içeri almadılar. Yenge. Almasınlar sizi. Niye almadılar? Seni niye almadılar? Seni niye almadılar? Almasın ben. Seni niye almadılar? Tamam vatandaş var mı? Asgari ücret az mı? Abi bak az. 15 verdiyse gene az diyeceksiniz. Abi. 20 de verse az diyeceksiniz. Abiciğim. Kaybın peşine siz. Bırakın bunları ya. Adam Türkiye'yi çağa adam ne diyor? Adam ne diyor? Ulaştık işte görüyoruz. Bak millet. Bak size. Ya, abla ne bir dakika abla. Kayıptan önce neydiniz? Abla bir dakika abla rica ediyorum. Öyle söyle. Ablacığım. Ablacığım bir dakika. Kent meydanlı siz Rüyas'ta abla, göremez. Abla. Az önce tavuğa geldim. Alamadım bak yine tavuğa gelmiş zam. Ete gelmiş abi. Ete gelmiş. Ete gelmiş. Ben gittim alayım dedim ete. Dün 10 lira zam gelmiş. Alamadan gidiyorum yani. Valla 10 lira zam. Her gün her gün zam. Kim ucuzlatacak? Bu hafta. Bak ben sana bir şey demiyoruz. Hayır gittiği gün. Bak son kez bir şey söylüyorum. Defol karşımdan. Askeri ücret açıklanacak. Tamam açıklandı ya. Benimse. Daha ne bir şey söylemediler. Yok yok. Daha ne bir şey söylemediler. 8500 ya. Abi. Bak ben bir şey söyleyeyim. Tayyip Erdoğan'ın da 8500 lira almasını istiyoruz. 8500 lira alsın. Eşitlik istiyoruz. Onlar da 8500 lira alsın. Adam ne diyor? Bak, adam ne diyor? Bırak. Olur. Niye olmasın canım? Bu hafta abla ne diyor? Bu hafta herkes... Seçimler yaklaşıyor. Kararını verdin mi? Kararımızı verdik ya. Kime vereceksin? Biz AK Parti'den. Tabii. AK Parti'ye devam diyoruz. Devam diyoruz yani. Bundan başka böyle birisi yapacak varsa versin yani. Yok yani. Peki yok mu diğerleri mesela 20 yıldır yönetiyor Erdoğan AK Parti? Abicim var da öyle bir tanesi gelmez. Gelir. Diyorsun ki ben AK Parti Erdoğan'dan vazgeçmem diyorsun. Ama öyle ben şu anda bir tane çocuğun okutabiliyorsan bunun sayesinde okutabiliyorsun. Nasıl yani diğer partiler gelse sen çocuğunu okutamayacaksın? Abi ben Kılıçdaroğlu zamanında Ecevit'in zamanında ben Giresun'luyum. Ben burada inşaat sektöründe çalışıyorum biz Giresun'a gittik. Vallahi iş yoktu Bursa'da. Bak şimdi sen memnunsun. Devam edeceğim diyorsun. Peki eleştiriyor mu bazıları? Benim tamam mı? Şimdi, bir dakika dinle. Bazıları diyor ki ya nankör olmayın diyorlar. Tamam mı? Mesela diğer eleştirenler niye eleştiriyor? Ben nankör ol demiyorum. Hiç. Evet. Diyemem öyle bir şey de. Ben sana desem ki birine nankörsün desem olmaz ya. Emekli misin? Yaşa takılan. Ha EYT'lisin. Ha EYT'liyim. Yaşa takılan. Şimdi hacı abim emekli. Emekli. Devam diyor AK Parti'ye. Tabii onlara tamam. Onlara ver 1000 lira gene devam der onlara. Yok yok alışmış diyor çok memnunum onlar. Diyor. Tabii memnun tabii onlara. Sen niye memnun değilsin? Niye memnun olacağım? Kiralar 5000 lira olmuş. Nasıl memnun olacağım? Ama diyorlar ki nankörsünüz bak diyorlar. Hastane yaptı, yol yaptı, havaalanı yaptı. Doktorlar nerede? Lan doktor yok içeride. Doktorlar ne? Doktorlar kaçtı yurt dışına. Yok. Bak Z kuşağı bunlar da gençler. Gel abla gel gel. Randevu alamıyoruz. Randevu nasıl olacak hocam? Randevu alamıyoruz. Nasıl olacak? Alan var diyorlar. Alan 6 ay bekliyorlar öyle alıyordurlar. Evet, evet konuştuk az önce bazı emekliler vardı. Şimdi sorumuz ne biliyor musun? Asgari ücrete zam yapıldı. Emekliler de diyorlar asgari ki acaba o kadar olur mu? Çok az. Ki? Çok az asgari ücret. 8,5 az. 10 bin lira bile az. Ama her şeye zam gelecek diyorlar şimdi. Gelecek tabi. Daha şimdiden başladı etiketleri değiştirmeye marketler. Deyin ki ya. Denetlesin onu da. Efendim abim? Onu da denetlesin. Kim denetleyecek? Devlet. Devlet mi hükümet mi? Yani her şeyi de 3 tane şeyi atmasın. Markete atmasın. Girdileri düşürmesi lazım. Mazotu, doğalgazı, elektriği, suyu.
Maliyetler arttı. Girdiler arttığı zaman şey de artacak. Süt kaç para? Bir damacan olmuş 42 lira. Erteği çıkarmazsa da benden oyalamazdı hayatta. Yaşatakılar çıksın. Yılbaşından önce çıkacak diyorlardı. Tatile girmiş, 3 gün tatile girmiş. Valla ben de tatile gönderdim onları sandıkta. Tatile gönderdim. Verse vermem. Ne oldu bunlar? Çok mu çalışıyorlar? Yok, milletvekillerim çok mu çalışıyorlar yani? Bilmiyorum valla. Şimdi şöyle, bildiğim kadarıyla 27, 28, 29'unda meclis tatile girmiş. Biz 12 saat çalışıyoruz. Milletvekillerimiz herhalde 12 saat çalışıyorlar ki. Bir sürü. Hani EYT'yi çıkartamıyorlar. Yol yaptı, köprü yaptı. Allah razı olsun. Yeter ya. 4 kere. Görevi zaten yapacak. Tabii yani. 5 değişsin artık. Yani değişmesi lazım yani. Değişmesi lazım yani. 4 sefer olur mu ya? Genç adam lazım. Gençler yönelsin bize. 55 yaş üstü. Gençlere bak. Şunlara bir çevir de bir bakın bak. Genç adam bunlar var ya. Bir sorun bakalım. Ne kadar işsiz insan var. Bugün emeklilere ve yaşlara soruyoruz. Zam ben bugün emekli değilim ama EYT çıkartacağım. Zam gelsin. Hayır, asgari ücrete zam yapıldı. Bak şimdi hikayeden geldim. 60 liralık. Tam 60 liralık. Bir şey soracağım size. 60 liralık cevizi 70 yaptı dün. Dedim ki ya Allah'a bak ya 60 liraydı 70 yaptın. Yemin ediyorum diyor pazartesinden sonra 100 yapmazsam şerefsizim diyor. Suriyelilere onlara bunlara yapılan güzelliğin dörtte birini kendi vatandaşına yapmış olsa Erdoğan şu anda biz zaten kraldık. Kalacak. Bak bunları göster. Bunların hepsi işsiz kalacak. Bütün babalar yarın bu nasıl alıyor? Ev 6 bin lira 5 bin lira. Hocam ben malumdan emekli oldum. Ha? Benim maaşım 3600 kaç para oldu? 3600 alıyorsun. 3600 lira emekli maaşı oluyor, özürlü maaşı. Şimdi sana zam kaç yapacak? Bilmiyorum kaç para olduğunu da ben bilmiyorum. Yapacak yani. Mı peki? Umudun var mı? Efendim abi? Umudun var mı, yapacak mı? Mesela asgari ücret 8,5 oldu. Aynen öyle. Ama bana gelen para bilmiyorum nasıl olacak. Ben çoluğumu çocuğumu nasıl geçindireceğim? Ben kiradayım. 3600 lira para alıyorum. Başka bir gelirin yok, çalışamıyorsun. Hayatı, özürlüyüm. Raporum var cümle. Aynen. Hocam. Hani ben istiyorum ki 20 lira olsun, 10 lira olsun. EYT'liler abi yaşa takılanlar çok çok hazırlıklı yani seçime. Seçim peki az önce sen söyledin galiba. Evet. Seçimlerde ben işte ne yapacağım, göndereceğim mi dedin? Evet aynen. İspanya'ya tatile göndereceğim. Aynen. Onlar tatile çıkıyor ya. Ama gel bak. Sen diyor ki ben ya, diyor memnunum diyor. Bunlar, ben tekrar vereceğim. Bunlar gidecek bunlar. Bunlar gidecek. Bunlar mı gidecek? İspanya'ya mı gidecek? Bak. Bunlar ne konuştun akşamkını akşamda ne yiyor? Sabahını unutuyor ya. Bunlara sen bunlara kuru ekmek ver. Bunlar razı. Razı mısın kuru ekmeğe? Biz razı. Ben pizzola köfte İskender yemek istiyorum ben. Yaşamak istiyorum sadece. Bak diyor ki, bak ben diyor pirzola ekmek, sen diyorsun kuru ekmeğe razıyım. Pirzola yiyecek adam. Öteki geldi zaman yiyor. Emekler simit yiyor ya. Biz de yiyelim İskender kebap. Valla simit az önce arkadaş almış 5 lira simit. 5 lira. Ya İskender 155 lira. 50 lira simit. Para yok. Onlar da görmüş ya. Kim? Bu yeni nesil. Nasıl abi? Ya arkadaş konuşuyor. Değiliz, ki 52 yaşında. Ben 65 yaşındayım. Sen memnun musun? Memnun musun? Memnunsun. Memnunum abi. Yani EYT emekli misin? Emekli misin? Ha, şimdi emekliye soruyoruz. Şimdi asgari ücrete zam yapıldı. Emekliye ne kadar olsun? İster misin asgari ücret kadar olsun? Şimdi asgari ücret kadar olmasını istiyorum. Evet, olur mu? Olmaz. Neden olmaz? Olsun ama. Olmaz. Şimdi arkadaş bu arkadaş diyor ki ya asgari ücret kadar olmasa emeklinin de olsun diyor. Neden olmaz biliyor musun? He. Bizde rahmetli bir tane Özel vardı, tamam mı arkadaşım? He. Orada da Yaşar okuyan vardı. Bu yasaları onlar getirdi, bu adamlara fatura getirdi şimdi. Tamam, değiştirsinler yasayı bunların elinde. Olmaz işte. Niye değiştirmiyor? Yeri geldin bir günde kanun çıkarıyor, bir günde işine geldi. O zaman hep beraber yürüyeceğiz. Dayı, terör indirirken kanun çıkıyor ya. Yani. Otobüsün üstünden merir meriler. Niye o zaman çıkıyor? Senin kafan fazla basmaz, benim de basmaz. Niye? Onlar kadar. Tamam, işine gelmeyeceğim. Tamam mı? Hiç. İşine gelmeyeceğim. Niye kafan basmasın? Aynı akıl sende de var, onda da var ya. Yok arkadaş. Allah sana akıl vermedi mi? Sadece kışkırtma canını. Kışkırtmıyorum. Görüş. Bak bu AK Parti'de. Hepimizin görüşü ayrı. Ben Ekmek Partisi'nden. Ben de Ekmek Partisi'ndeyim ben de. Dayıma ben kızmıyorum. Saygı duyarım dayım. Şimdi.
Parti belli diyor, et yemediği diyor. Bunlar orada çekişiyor. Ben aşçıyım. Niye ben kilo değilim yani, et yemeyle mi adam oluyor kilo? Şimdi, i̇şte o kadar cahil kafa. Arkadaşım şimdi şu var. Sonuçta parti değil bu, tamam mı? Parti değil. Hayır. Sade. Parti değil bu. Burada AK Parti. Partiye eriştiriyoruz. MHP'miz, CHP'miz. Hiçbir şey fark etmez. A, B ayrı konu. Sonuçta bu bayrağın altında yaşıyor mu? Yaşıyorsun. Bitti. Tamam, dur gelince tutalım. Çok hızlı geldin. Hoş geldin. Buyur bakalım. Söyle. Emekli misin sen? Efendim? Yok abi, ben Z kuşağıyım. Z kuşağı. Aynen. Peki şimdi Z kuşağı da ileride emekli olabilme, hayatını doğru düzgün geçirebilme umudun var mı? Yok abi. Neden? Ben inanmıyorum abi. Neden? Abi vallahi benim emekli olsam neye yarayacak ki? Benim annem emekli, 55 yaşında 5 milyar 500 maaş alıyor. Neye yarıyor ki abi? 5 bin lira. Aynen abi. 500, sana aşığına yetmez o. Abi ben şimdi işten geliyorum. Bittim, tükendim, şimdi gittim arkadaşlarımla çay dilerim. E-Devlet'ten baktım. Şu an emekli olsam ne kadar maaş alırım diye. 7.321 lira para alıyorum ben. Sen mi? Aynen. Kirada otursan açsın. Kirada oturmuyorum işte. Kirada otursan ama oturan herkes da herkes senin gibi değil ki ama. Senin nasıl açayım? Hadi kirada oturdum. 5 bin lira vereceksin. Kira ne kaldı? 2,5 mu kalıyor? Nereye 5 bin lira açsın. Gene yetmez. Su, ceyran, doğalgaz bitti. Sen demek ki lüks yerde oturuyorsun da ondan 5 bin lira. Ben dağda oturayım, Pınarbaşı'nda. Ama Bursa'nın en güzel yeri. Temiz hava, bol gıda. Öyle olur mu abi? Sarayda oturacak bizim başkan be ya. Vallahi. Sen ne diyorsun be abi? Abicim sen de güzel yaşa, onu demek istiyor yani. 7 bin abi. Lira değil de 15 bin lira maaş aldım. Hep konuşulan eski saniye, kafadan konuşuluyor. Yeni kafadan, kafadan gayet hocam, güzel. Gel hocam, gel kaçma gel. Sen de manda yoğurdu ye, kestane balı ye. Senin de hakkın var, biz de yiyelim. Hep reis mi yiyecek? Ne olmuş ha? Gel böyle böyle. Ya oğlum Adana'da bile kaybetti büyükşehri ve Bahçeli. Adanalılar bile ona oy vermiyor. Hey yavrum.